Akar'da okuldaki durumu nasıldı? Bana biraz anlatır mısınız bize? Vallahi Elif zeki bir çocuktu. Derslerinde başarılıydı. Öğretmenlerinden seviniyordu. Arkadaşları hep gider ders çalışırdı. Arkadaşların yanında başarı gelirdi. Özgüveni çok iyiydi. Kendine güveniyordu. Sorumluluk sahibiydi. Hastalığından sonra bir Bursa'yla tedavisi gördü. Nisan ayında. Hı hı. İki ay böyle. Sonra hemşire olmaya, baba ben Nisan hemşire olacağım. Evet. Öyle bir hayali vardı. Hı. Okulu da güzeldi maşallah öyle. Ben diyordum seni okutacağım. Süper zekalıydı. Evde ben inanın benden sonra Elif'ti. Evet. Yani ben olmadığım zaman annesini arardım, Elif'i gönder buraya, Elif bunu alsın, abisi de var. Evet. Yani o kadar zeki bir abisinden önce atlıyordu. Burada bir kahveci market var. Suriyeli arkadaş kendi de. Geçen de beni aradı, telefonda ağlamaya başladı. Dedi o yeşil gözlü kızın mı? Sürekli gelip kahve alıyordu, Dilhan Ağlamaydı. Adam telefonda ağlamaya başladı. Nereye göndersem onu, beni mahcup etmiyordu. Markete gönderiyordum, kartı veriyordum, alışveriş yapıyordu. Öyle sağlam. Bir de evdeki muhasebesi çok güzel. İşte baba bunu aldı, bunu yaptım, böyle ettim, bu para kaldı. Zekiydi, çok zekiydi. Yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra şehit gitti, elhamdülillah. Kader buraya kadarmış. Evet. Allah öyle bir ölüm bize nasip ettirdi. Bir şehit babası olarak elhamdülillah gururluyum. Ne mutlu. Böyle bir ölüm yani herkese nasip olmaz. Ha bakın karşı tarafta Suriye'de savaşa kaç yıldır. Cenazeyi bulamıyorlar. Kefene selamlar. Biz elhamdülillah bir devletimiz arkamızda, bütün akrabalarımız 7 gündür köydeyiz. Kimse bizi bırakmadı. Bir an önce boşalmadık. Bizden beraberler. Bundan daha iyi ölüm ben göremiyorum yani. Tamam kızım ölmüş. Yani zor bir acı. Şimdi nasıl bir baba nasıl böyle konuşuyor rahat rahat. O acı bir yana böyle bir de arkanda biri olunca da rahatsın yani ileriki günler için çok rahatsın. Akrabaların arkanda destek oldular, yemeklerde, misafirlerde, ikramlarda devlet büyüklerimiz geldi hepsi. Kaymakamımız, valimiz, bakan yardımcılarımız, müdürlerimiz, telefonlarım inaniyeti susmadı. Evet. Kim duyduysa benim başsağlığı taziyeleri. Yani bu bana yeter. Bir Elif kaybettim ama arkamda dünya arkamda, devletim arkamda, milletim, akrabalarım, dostlarım, arkadaşlarım. Kimisi bunu bulamıyor, bu ölüm cenazesini bulamıyor adam. Öyle olsaydı nasıl yapacaktık? Daha mı? Yok, elhamdülillah. O yüzden yani böyle rahatım dediğim zaman bu konulara ima etmek istiyorum. Kaderi tamamlamış, biz elhamdülillah Müslümanız yani, bir kader inancımız var. Kaderi buraya kadar, o evde değil, başka yerde de ölecekti. Ama böyle sivillere saldırmakla bir yere varılmaz. Gencecik çocuktan ne oldu? Elinize ne geçtik? Çıkın devletin karşısına savaşın vurun. Hadi. Gizli gizli sivile saldır ona buna saldır nereye kadar? Ha devlet karşımızda. Bakacağız. Göreceğiz. İnşallah devletimiz bir an önce bu operasyon bitecek. 5 gün geç, 5 gün erken biter. Devletimize güveniyoruz. Askerimiz var. Güvenliğimiz var, polisimiz var. Elhamdülillah. Allah devletin başımızı eksik etmesin.